Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada neyin üzerine duracağız? Şöyle hemen bir bakalım. Diyor ki bu Bitcoin borsasında tüm bakiyeler sıfırlandı. Neler oluyor? Adı altındaki haberi inceleyip Gateway'da olan olaylar üzerine konuşacağız. En büyük Bitcoin borsalarından olan Gateway'in kullanıcıları geçtiğimiz saatlerde hesap bakiyelerinin sıfırlandığını gördü. Borsa ekibi kısa süre sonra resmi bir duyuruda konuya netlik getirdi. Gateway kullanıcılarının Bitcoin ve altcoin bakiyeleri sıfırlandı diyor. Tamam, okuyalım. Yakından takip edilen kripto araştırmacısı Vue Blockchain'in bildirdiği üzere, bu arada bu Vue Blockchain mesela nedir o? Zaten doğu merkezli. Hatta Güney Kore diye yanlış hatırlamıyorsam o şekildedir. Mesela Duvo'nun ve Terra olaylarının da haberlerine ilişkin çok sıkı sıkıya vaktiyle haber yaparlardı. Bugün Gateway kullanıcıların hesap bakiyeleri kısa süreliğine sıfırlandı. Ayrıntılı olarak söz konusu hata 17.05 ile 17.20 arasında meydana geldi. Gateway ekibi kısa süre önce hatanın spot ticaret motoru güncellemesinden kaynaklandığını belirtti. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Piyasada çok fazla bu tarz olaylar oluyor. İşte sıfırlan mesela Binance üzerinde geçtiğimiz yıl iki kere gerçekleşti yanlış hatırlamıyorsam. Sıfırlanma değil fakat böyle şey gibi. Mesela giriyordun bir böyle garip bir şey oluyordu tamam mı? Coinler yok, bir şeyler yok böyle karmançol hani coinler gözükmüyor, cüzdana giremiyorsun falan. Garip bir şey. Bu da güncellemeden kaynaklanıyordu. Şimdi şöyle tabii yatırımcılar yani insanlar borsalarında paraları olduğu için böyle şeyler görünce korkuyor. Bir tabii ki çok eleştirel bir durumdur ve çok sıkıntılı bir durumdur. Maalesef hani bugüne kadar geldik 2023'ün teknolojisine kadar geldik fakat hala bu hatalar yapılıyor. Yapılmaması lazım. Yani bu kadar büyük hata olmaz. Bir ikincisi olası durumda böyle ihtimaller varsa bunu insanların duyabileceği bir yerden düzgün bir şekilde aktarmak gerekecektir. Bunu da ikinci bir kere ekleyeyim. Ha tabii insanların da burada yapması gereken bir şey var. Mesela örnek veriyorum. Yani Coinbase üzerinde bir durum vaktiyle meydana geldi. Adamlar önceden dedi ki bak 1 Mart'ta biz 1 Mart tarihinde borsa üzerinde toplu bir güncellemeye gideceğiz. O yüzden 8 saatliğine borsadaki bütün faaliyetleri durduracağız. Tarih bir geldi. Aman Allah'ım, Coinbase'e niye giremiyoruz? Arkadaş, mümkünse şu duyuruları ama takip et sen de borsanın. Yani adamlar duyuru yapıyor. Senin karşına getiriyorlar. Kaldı ki bak uyarı yazısı çekiyorlar senin karşına. Çat diye kapatıyorsun onu. Ondan sonra 1 Mart tarihi geliyor. Eyvah! Coinbase'e giremiyoruz. Arkadaşım niye okumuyorsun? Karşına bak bir şey çıktı onu oku. O yüzden birincisi bu tarz durumlar gerçekleştiği zaman hemen korkuya kapılmayın. Ne oluyor ne bitiyor demeyin. Dediğim gibi tabii ki borsaları da eleştireceğimiz noktalar var ama biz burada borsalara konuşmuyoruz sonuçta. Kullanıcılara konuşuyoruz. Böyle bir şey gördüğünüzde ki daha da göreceksinizdir piyasada bu tarz olaylar bitmez. Sakin kalın, rahat kalın. Böyle bir girin. Mesela borsanın Twitter'ına girin ilk önce. İlk etapta çok büyük ihtimalle zaten hızlı bir duyuru yapmışlardır. Merak etmeyin. Yahut borsa üzerinde erişebiliyorsanız o an hataya rağmen destek ekibine yazın. Anında geri dönüş yapacaklardır. Borsaların destek ekipleri de çok hızlı çalışır. Bu şekilde hareket edin. Dediğim gibi korkuya kapılmayın. Böyle şeyler gerçekleşiyor, tamam mı? Coinbase'de de oldu yakın zamanda, Binance'da da oldu, işte bizim Türk borsalarında da oldu. Hatta en son Binance'daki de işte motor kaynaklıydı, tamam mı? Kullanıcıya göre geçiyor bugün, duyuruya göre geçiyor bugün 17.05 ve 17.20 saatleri arasında spot ticaret motorunu güncelliyordu. Yükseltme yaklaşık 15 dakika sürdü. Bu esnada güncelleme kaynaklı bir hata nedeniyle kullanıcı bakiyeleri kısa süreliğine sıfır gözüktü. En son geçiyor listeleme duyuruları diyor. Şimdi ne ara atladık buraya? Gem coinleriyle tanınan borsa bugün bir diğer duyuruda HASEK yani HAHA ön satış ve listesinin ayrıntılarını paylaştı. Duyuruya göre HAHA token işlemleri
06 Mayıs'ta başladı. Para çekme işlemleri gün içinde aktif hale geliyor. Evet, bu arada evet bu hani böyle bir şey var bu arada. Bazı borsalar böyle farklı hizmetleriyle bilinir. Mesela Bitmex borsası çok fazla kaldıraçlı işleme ilgi duyanların çok böyle bir araya geldiği bir borsadır. Kaldıraçlı işlem sevenler böyle Bitmex üzerinde get dolaşmıştır tabiri caizse. O da tabii zamanla artan yapıdan meydana gelmektedir ve borsanın genel şeyleri. Mesela böyle evet Gemcoin, küçük Gemcoin'ler için falan Gate.io yapısı çok fazla dikkat çeker. Küçük para birimleri zaten sizde de varsa ne yaparlar Gate.io'da? Çünkü Gate.io'dan kaynaklı bir durum tabii ki. Adamlar Gemcoin listeliyor. Dolayısıyla Gemcoin sevenler de orada bulunuyor. Çok tavsiye etmiyorum. Hele bu yani şu anki süreçteyken ben öyle Gemcoin'lere yönelilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Zaten dediğim gibi hani artık Bitcoin boğası başladı. Faizlerde duraklamaya gidince çok daha büyük yükselişler göreceğiz. Aynı zaman dilimi içerisinde altcoin sezonu da başlayacak. Şu anda durup dururken ekstra risk almak, öyle gem kovalamak, uçup kaçmanın bir anlamı yok. Son yatırımlarınızı da yapıp piyasadaki boğanın keyfini çıkarmak için arkaya yaslanmak gerekecektir kanaatindeyim. Dediğim gibi öyle geçiyor da bulunulabilir mi? Bulunulabilir. Ama Gemcoin kovalamanın da şu dakika bir anlamı olmayacaktır yani. Borsa ayrıca yeni bir pasif gelir kaynağı duyurdu. Buna göre geçiyor ödünç ver ve kazan turbo programını destekliyor. Açıklamaya göre yüksek gerçek zamanlı APR %20-15 ve ödünç alınan %28-01 olacak. Tabi boğa sezonu gelirken böyle talebe ilişkin hareketleri arttırıyorlar iyicene. Gagepay ve CityPay.io ortaklığı diyor. Gagepay'ın piyasada fazlaca ortaklığı vardır bak. Binance'ın askıya alacağı şeyler falan. Ha evet, Binance askıya aldı onu söyleyeyim, fakat yeniden düzeltti işte. Biliyorsunuz Shiba'yı askıya almıştı ki olaydan sonra Shiba fiyatları düştü, fakat sonrasında tekrar toparladı. Yani piyasanın normaline tekrar oturdu, merak etmeyin. Shiba'dır, Floki'dir, bunları kısa süreliğine askıya aldı. Sebebini belirtmediler. Ben bunu da eleştirdim. Sebebini söylemeden diyor ki askıya aldık. Ama sebebini de söyle. Niye askıya aldın? Yani yatırımcı FUD'a kapıldı ve coin'i sattı mesela. Tamam mı? Bunlar sıkıntı oldu ama dediğim gibi böyle durumlarda korkmamak lazım. Binance da benzer hatalar yaptı. Siz de böyle durumlar gördüğünüz zaman korkmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.